Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor haftayı maç yapmadan geçiriyor. Ama tabii gündemde önemli konular var. Transfer öncelikli bir gündemi var Trabzonspor'un. Ama sadece gelecekler açısından bakmamamız lazım. Gidecekler açısından da benzer durumların olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O manada bakacağız. Trabzonspor'un bu haftayı nasıl geçirdiğini, transferde neler olduğunu, orta alan transferindeki gelişmelerin hangi düzeyde olduğunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. En azından boş haftanın önemli olaylarını sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Ama önce şöyle başlamak istiyorum. İzmir'den Selami Şeker. Çok teşekkür ediyorum Selami Şeker'e. Neden? Çünkü şu arkada görmüş olduğunuz kupa bardaklarının arasında Trabzonspor bardağı yoktu. İzleyicim çok sağ olsun önce ısrarla söyledi. Neden oraya bir bardak koymuyorsun diye. Aslında almakta ya da bulmakta sıkıntımız vardı ama hiç ihmal etmedi. Kargoyla bana gönderdi ve o bardak şimdi Trabzonspor bardağı raftaki yerini aldı. Kendisine bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Tabii ki bardaklar açık. Yani hangi takımın bardağını gönderirseniz o raftaki yerini rahatlıkla alacak. Bizim takımların renklerine eşit mesafede durduğumuzu herkes biliyor. Şimdi gelelim önce gündemde neler var onlara bir bakalım isterseniz. Çünkü Trabzonspor evet haftayı maç yapmadan geçirdi. 4 gün izinliydi ama çok önemli konular olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki önce takım içerisindeki değerlendirmeleri yapmamız gerekiyor. Gözlerin Berat'a çevrildiğini, Berat Ayberk Özdemir'e çevrildiğini söyleyebilirim. 10 gün ev izolasyonundaydı malum Covid-19 nedeniyle. Salı günü antrenmana çıkması bekleniyor. Çünkü bir test yapılacak büyük bir olasılıkla. O testin ardından da negatif çıkması halinde böyle bir durum söz konusu olacak. Çünkü Trabzonspor taraftarı da açıkçası onu hem merak ediyor hem bekliyor diyebiliriz. Berat'la ilgili bu küçük bilgiyi aktardıktan sonra isterseniz bir başka önemli ve müjdeli haberi sizlerle paylaşayım. Vitor Hugo da takıma dönecek duruma geldi. Takıma dönüyor Vitor Hugo. Yani antrenmanlara başlayacak. Sakatlığını atlattı. Bu da gerçekten Trabzonspor için önemli bir haber. Şimdi birkaç tane de haber, transfer öncesi haber vermemiz gerekiyor size. Onları da paylaşmaya çalışacağım. Bu önemli noktalardan bir tanesi Tronsen'le ilgili. Tronsen'in 2 aydan önce dönmesinin belirsiz olduğu söyleniyor. 2 aylık bir süre olduğu ve dolayısıyla yani Tronsen konusunun biraz yeni dönemde de kullanılıp kullanılamayacağı konusunda çok netlik yok, onu söyleyebilirim. Sadece şunu söyleyeceğim, eğer kontenjanda açıklık olursa biliyorsunuz Diabate, Steven Plaza, birçok oyuncu sayabiliriz, Campi gitti. O boşluk oluşursa o zaman gerçekten de Tronsen'de kadronun içerisine yazılacak oyuncular arasında yer alacaktır. Bu arada tabii Trabzonspor'un oyuncularına çok ciddi talipler olduğunu söylemiştik. Hüseyini'ye Erzurumspor talip oldu. Hüseyini'nin transferini arzuladılar ama Trabzonspor kesinlikle hele hele şu son iki maçta oynadığı görüntüden sonra, verdiği görüntüden sonra kesinlikle Hüseyini'nin bırakılmayacağını açıkladı. Hatta şöyle bir açıklama daha yapalım. Hüseyini'ye 2 yıllık bir teklif var. Sözleşme uzatma teklifi ve 2 yılda 750 bin euro yıl başına olmak üzere, her yıl için 750 bin euro olmak üzere Hüseyini'ye teklif yapıyor. Oyuncu da düşünmek istediğini söyledi ama bence teklife sıcak bakacaktır. Trabzonspor hem büyük bir camia hem de rakamlar da bugünün şartlarında gayet olumlu bir rakam diyebiliriz. Bir başka önemli isimden daha bahsedelim. Ekuban artık Trabzonspor'da herkesin gözdesi oldu Ekuban, öyle söyleyebiliriz. Ve Ekuban'ın son haftalardaki formu onunla yeni bir sözleşme yapma noktasına getirdi yönetimi. Ve 3 yıl uzatmak istiyor ve
ücretinde de zam yapmak istiyor yönetim ki bence çok yerinde ve isabetli bir karar. Ekuban'a bu 3 yıllık uzatma için 750 bin eurodan 1 milyon euroya çıkararak 3 yıllık sözleşme teklif ettiler. Ekuban'dan cevap bekliyor yönetim. Bence de Ekuban bu teklife olumlu yanıt verecektir. Ancak hemen şunu söyleyeyim, yurt dışından da artık ciddi manada talipleri olduğunu söyleyebiliriz. Ekuban'ın acaba menajeri bu noktada kafasını çelecek bir şeyler yapar mı? Onu net olarak söylemem mümkün değil. Şimdi çok önemli bir isim daha var ki onunla ilgili kafa karıştıracak bazı gelişmeler oldu. Edgar Yen'in menajerinin bir açıklaması var. Diyor ki oyuncumu Saint-Étienne istiyor ve 3 milyon euroya da biz anlaştık. Gitmek istiyoruz diyor. Ayrılmak istiyoruz. Oyuncum da ayrılmak istiyor diyor. Peki nereden çıktı şimdi bu konu diye hemen insanın aklına takılan bir soru işareti oluyor. O şuradan kaynaklanıyor. Eylül ayında demişler ki Edgar Yen'in menajerine kendinize takım bulun ve Edgar Yen'i bu sezon takımda düşünmüyoruz. Ancak Edgar Yen ile Vitor Hugo uyumu o kadar olumlu oldu ki onun sonucu olarak da Edgar Yen'in satılması gibi bir durum söz konusu değil. Oynamasını istiyorlar ama menajeri de şimdi diyor ki siz bize baştan söylemiştiniz Eylül'de takım bul diye, biz de bulduk, bizi bize bırakın. Şimdi tabii o 3 milyon euronun da bonservis ücreti bulmuş menajeri. Onun da 1,5 milyon eurosu, %50 olduğu için 1,5 milyon eurosu açıkçası Trabzonspor'a gelecek. 1,5'u da Lille gidecek. Trabzonspor bu teklife sıcak bakmıyor. Onu net bir şekilde vurgulamak isterim. Bu arada Hüseyin Türkmen için de bir teklif var. Kasımpaşa Hüseyin Türkmen'i istiyor. Ama Hüseyin Türkmen oynayamadığı için mutsuz. Yani ikna edilebilir mi, edilmek için çaba sarf edilir mi? Onu açıkçası net bilmiyorum. Ama bir oyuncunun ikna edilmesi için Trabzonspor ciddi manada çaba sarf etti. Abdülkadir Parmağı ikna ettiler. Biliyorsunuz sosyal medyada ailesiyle ilgili paylaşımlar nedeniyle biraz kırgın ve üzgündü ve gitmek istediğini söylemişti. Ama Trabzonspor Abdülkadir Parmağı bırakmayacağını net bir şekilde kendisine iletti ve bir anlamda da ikna etti diyebiliriz. Şimdi transfer dönemi olunca transfer döneminde çok şey konuşuluyor. Önemli konulardan bir tanesi de Afobe. Aslında fena başlamamıştı lige. Fakat sonrasında gördük ki Afobe aslında Trabzonspor'un santrafor bölgesindeki yükü taşıyacak görüntüyü sergilemekten uzak. Onun sonucu da dikkat ederseniz işte Ekuban oraya gelmeye başladı. Giannini gelmeye başladı. Ama Afobe orada 3. oyuncu pozisyonuna düştü. Ve Afobe de çok enteresan bir girişim yaptı. Bunu neden futbolcular yapar çözmekte de zorluk çekiyorum. Trabzonspor formalı görüntülerini Instagram hesabından sildi. Ancak tamam sildin de ne yapacaksın, nereye gideceksin sorusunun yanıtını bulmak lazım. Çünkü sezon başında çok daha düşük ücretlerle hem Denizli Spor'a hem Erzurumspor'a teklif edilmiş fakat kabul edilmemişti. Şimdi burada Trabzonspor gibi bir yeri bulmuşsun ve bu noktaya geliyorsun. Tabii Michael O'Neill'ın yani Stoke City teknik direktörünün de bir takım açıklamaları oldu. Etebo'ya bağlı olarak gönderdiğimiz oyuncuları geri almak istemiyoruz. Onlar gittikleri yerde kalacaklar. Biz daha sezon sonunda bunları konuşabiliriz demişti. Şimdi bu noktaya geldiğiniz anda demek ki Afobe bence yanlış bir zamanda gereksiz bir çıkış yaptı. Trabzonspor gibi çok önemli bir camiada bu tür çıkışları yapmak bence son derece yanlış diyebilirim. Şimdi orta saha konusundaki sıkıntıların büyüdüğünü hepimiz biliyoruz. Orta sahaya takviye noktasında. Fakat bir türlü sorunlar da çözülemiyor. Şimdi sadece Berat Ayberk Özdemir sorunu çözüldü. Ve orada tamam elde var bir ama Trabzonspor oraya bir benzer oyuncu yani 6-8 oynayabilecek bir de 10 numara oyuncu arıyor. Ve onun için de büyük bir çaba sarf ediyor. En öndeki isim Enzo Perez'di. Enzo Perez konusu aslında her şey normal giderken bir anda sıkıntı büyüdü ki Trabzonspor orada Ahmet Bulut'a da yetki verdi. Ahmet Bulut'la götürmeye çalışıyor. Enteresan tarafı şu, önce 2,5 yıllık sözleşme istedi. 1,5 yıla razı oldu. Fakat şimdi de River Plate oyuncuyu bırakmak istemiyor. Özellikle taraftarlardan çok ciddi tepki alacaklarını düşünerek
bırakmak istemiyor. Yani orada bir çıkmaza giren bir durum var. Bütçe açısından değil ama bütçe açısından da sorun vardı. Bütçe açısından değil ama öncelikle oyuncuyu River Plate'in bırakmıyor olması da çok ciddi bir handikap. Benzer bir sıkıntıyı Yunus Mallı transferinde de yaşıyoruz. Neden? Çünkü Yunus Mallı'da da yani rakamlar arasında ciddi bir uçurum var. O uçurum kapanması çok zor. Yunus Mallı Wolfsburg'dan 2.3 milyon euro kazanıyor. 1.8'e yani 500 bin altına gelmeye razı oldu. Ama Trabzonspor da diyor ki biz 1.5'tan yukarı hiçbir oyuncuya vermiyoruz. Sana 1 veririz diyor. Anlaşılan o ki bu rakamla çözülmesi çok zor. Ya Trabzonspor biraz yukarı çıkacak ya da bu transferde biraz sıkıntıya girecekmiş gibi görünüyor. Enzo Perez ve Yunus Mallı transferlerinin sıkıntıya girmesi Trabzonspor açısından ciddi bir handikap olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada iki oyuncu daha gündemde. Onları da söyleyelim. Tuzla'da Gökçen Kaya var. Tabii onu hemen hani alırız, oynatırız ve işte bütün sorunlarımızı çözeriz diye düşünülen bir oyuncu değil ama 25 yaşında Danimarka altyapılı bir oyuncu. Tuzla Spor'da oynuyor. 16 maçta 1 gol, 6 asist yaptı. Trabzonspor da bu oyuncuya yatırım yapmak istiyor ama Hatayspor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'da oyuncuyu isteyince açıkçası ciddi bir yarış başladı oyuncu için. Şimdi gelelim iki tane çok önemli isme. Bir tanesi Franco Vazquez. Franco Vazquez Sevilla'da 31 yaşında 10 numara oynuyor. Yani Trabzonspor için ideal bir oyuncu. Ancak şunu da söyleyelim. İtalya Serie A'dan da talipleri olduğunu vurgulayalım. Ancak oyuncu oynayacağım bir yere gitmek istiyorum diyor. O manada baktığımızda şimdi şöyle maç sayısına bakıyorsunuz 13 maçta oynamış. Aa ne kadar iyi diyorsunuz. Yani niye gelsin bu oyuncu? Ama 13 maçta toplam aldığı süre sadece 239 dakika. Yani 2,5 maç bile değil. Onun için de oyuncu düzenli oynayacağım bir yere gelmek istiyorum diyor. Trabzonspor'un teklifine de sıcak baktığı bilgisi bizde var. Ancak tabii İtalya olursa İtalya'yı biraz daha öne yazar. Çünkü İtalyan orijini de var. Aslında Arjantinli ama İtalyan pasaportlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve sürpriz isim olarak da bir isim. Türkiye'yi tanıyan bir isim. Bu tür transferler daha cazip geliyor takımlara. Mehdi Brabia Sassuolo takımında 2021'de sözleşmesi bitiyor. Konya Spor formasını giymişti. Ancak onun da talipleri var. Tabii devre arasının böyle sıkıntıları var. Cagliari, Hellas Verona ve Parma'nın istediği bir oyuncu. 12 maçta forma giydi, 1 gol attı. İşte o oyuncu içinde Trabzonspor Türkiye'yi tanıyan, yetenekleri belli, 8 numara oynayabilecek merkez orta saha bir oyuncu olduğu için Mehdi Brabia ismi de çok öne çıktı. Fas basını da Mehdi Brabia'nın Trabzonspor'a yakın olduğunu yazdı. Onu da sizinle paylaşalım. Satın alma opsiyonlu bir kiralama söz konusu olabilir. Ve son olarak gerçekten de Fenerbahçe'nin de gündeminde olan bir oyuncudan bahsedelim. Santrafor Ahmet Kutucu da benzer bir şekilde Schalke 04'te oynuyor. 2022'de sözleşmesi bitiyor. Onda da bir satın alma opsiyonunu kiralama olabilir. Mehdi Brabia'yı belki de çok düşük bir rakamla doğrudan Ocak ayında da çünkü sözleşmesi de bittiği için Trabzonspor alabilir. Evet, orta alan konusundaki kriz çözülmeden Trabzonspor'daki sorunların çözüldüğünden bahsetmemiz mümkün olmayacak. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın ama o küçük hatırlatmayı her zaman yapıyorum. Abone olmayı unutmayın. Futbol dolu günlerle kalın. Hoşça kalın.